Evet sevgili arkadaşlar, benim daha önceden de paylaşmış olduğum videolarda bahsetmiştim. Honda PCX'in şurasında bulunan kronik lekenin tamiri nasıl yapılır ona bakacağız. Servise götürdüğü zaman bu bir kronik arızadır, bu şekilde devam edin şeklinde bir cevap aldım. Şimdi buradaki kapağı dikkatli bir şekilde açacağım zarar vermeden. Tornavidamın dışına bir bant yapıştırdım, bez bant yapıştırdım buradaki vidaya zarar vermemesi için. Şimdi şurayı dikkatli bir şekilde tornavida tutturduktan sonra döndürüyorum. Zaten rahat açılıyor. Vidayı yalama etmemeye çalışın baş tarafını. Daha önceden servis açtı mı açmadı mı tam anlayamadım. Çünkü vidada öyle çok fazla bir leke yoktu. Evet, bu şekilde burayı açıyoruz. Evet, 2 adet vidamız çıktı. Daha sonrasında buradaki kapağımızı açtıktan sonra hidrolik haznemize ulaşıyoruz. Şimdi haznemizin üstünde bu şekilde bir contalı kapak var. Evet, bunu da aldıktan sonra burada DOT 4 yağ, eğer eksilirse DOT 4 yağ tamamlayacağız. Buna herhangi bir toz bulaştırmadan bunu da buradan alıyoruz. Şöyle size içini göstermek istiyorum. Bu şekilde bir haznemiz var. Cam da hemen şu tarafta. Şöyle şuradan gösterebilirsek eğer. Evet, camımız orada. Şimdi ben bir onu çok temiz bir bezle veya bir kulak çöpüyle, pamukları, tüyleri alınmış bir kulak çöpüyle bir temizlemeye çalışacağım. Olmazsa tornavidaya bez sararak bir şekilde orayı temizlemeye çalışacağım. Bakalım çözülebilecek mi görelim. Şimdi gidonumu tam sağa çevirdim. Oradaki yağ birazcık daha sağa doğru aksın diye. Orası birazcık daha açıldı. Şimdi şunun dışındaki tüyleri de şöyle elimle almaya çalışıyorum. Zaten çok da fazla öyle aşırı bir şey yok. Şimdi dikkatli bir şekilde bakalım. Orası sürelim. Ne olacak? Temizlenecek mi? Temizlenmeyecek mi? Bir görelim. Evet. Sert bir yapısı var. Tamamen sert. Öyle yumuşak bir şey değil arkadaşlar bu. Evet. Bu şekilde bununla çözemedik. Bakalım farklı ne olabilir? Şimdi ise camı çizmeden şöyle bir yoklama yapacağım. Çünkü gerçekten sert bir parçaya benziyor. Şöyle evet, öyle çıkacak gibi değil arkadaşlar. Sert bir şey. Sanki böyle bir Japon damlatmış gibi. Japon yapıştırıcısı damlatmış gibi. Ve orada kurumuş gibi bir sertliği var. Kalınlığı da yaklaşık 2 mm civarında. Evet. Yani daha zorlarsam ya cama zarar vereceğim ya da orada farklı bir şey olacak. Yani contaya zarar verebilirim. Buradan sızdırabilir vesaire. Tekrar bir kez daha deniyorum. Yok. Yani biraz kuvvetli bastırdım ama yine de çıkmayacak. Buradaki boyayı sakın kaportaya damlatmamaya çalışın. Yoksa orada da soldurma işlemini yapar. Yani orada bir sanki kimyasal reaksiyon olmuş da orası böyle sertleşmiş. Yani hani az önce bahsettiğim gibi bakteri vesaire bir şey olsaydı kolaylıkla çıkabileceğini düşünüyordum ama orası gerçekten çok sert. Ve dediğim gibi diğer parça motorlarda da var. Bu şekilde kalsın. Eğer daha da büyürse yani buradaki artık cam veya hazne değişecek artık. Ona göre bir müdahale yapılacak. Şimdi ben bunu bu şekilde toplayacağım tekrardan ve o şekilde bırakacağım. Yine gidonumu düzeltiyorum bir miktar ve aynı şekilde contalı önce kapağımızı kapatıyoruz. Daha sonrasında da buradaki kapağımızı bu şekilde yazı bizim okuyabileceğimiz şekilde olacak şekliyle bunu da kapatıyoruz. Yine az önce yaptığım işlemin aynısını bantlı tornavidayla bunu güzelce sıkacağım. Dengeli bir şekilde sıkacağız. Evet. Buranın boşluğunu aldıktan sonra şimdi burayı takıyorum. Evet, bu şekilde bunu tekrardan kapattık. Bu başındaki vidalara zarar vermeden, çünkü yani garantiden herhangi bir problem olmasın diye bunu bu şekilde yaptım ben. Ama çözemedik sorunu. Yani o da olabilir. Çünkü sert bir malzeme. En azından bir yoklamış olduk. Daha önceden de hani bu şekilde böyle sökmeyi düşünenler falan varsa en azından video bir yol gösterici olmuş olur. Çünkü gerçekten şeyi zor. Çıkartması oradan onu zor. Birazcık daha güç kuvvet gerekiyor. Sonuç olarak hani böyle bir leke var. Bunu da hani bilginiz olsun. Çözümünü üreten varsa video yorum kısmına yazarsa ben o videoyu da yorumu da sabitlerim. Yorumu sabitledikten sonra hani gerekirse ben de aynı şekilde müdahale etmiş olurum. Veya diğer kullanıcılar da bu şekilde bir çözüm üretmiş olurlar. Amaç zaten birbirimize faydalı olmak. Umarım hani sizin için bir yol gösterici bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.